dostlarım hepinize güzel bir yıldızlı bakımı diliyorum tüm dostlarım bütün burçlar için genel bir bakıp diyorum ki ya rabbel alemin olayların içindeki hayrı görmeme yardım et şu anda belki kötü bir durumdasın belki gönlün kırık belki ayrılık yaşadın belki de iflasın eşindesin belki çok iyi durumdasın bunların içindeki hayrı bana göster diyorum sevgili arkadaşlar başlıyorum yıldızname bakımına hayırlısıyla şöyle bir bakalım neler var neler yok genel bir bakım iyi ya da kötü durumda olabilirsin hiç önemli değil bugün kötü olursun sürekli değildir kötülük iyilik de sürekli değildir ve Rabbim hayırlısıyla bütün insanların içindeki gizemi açığa çıkarsın. Bütün insanlardaki sıkıntılı durumlar varsa inşallah bir anda sıkıntılardan huzura ve güvene erişirsiniz sevgili arkadaşlarım. Bakıyorum neler var neler yok. Olayların içindeki hayrı bana göster diyorum. Tüm burçlar için. Caferi Sadık buyurur ki. Ey fal sahibi bu fal sana geldi. Bil ki Allah Teala Hazretleri seni sevindirir. Az umduğun yerden eline çok nimet geçer. Senin dilediğin arslan gibi olsa dahi hiç gam çekme. İşin rast gider. İşin gücün rast gidecek sevgili arkadaşım. İşin gücün rast gider ve olayların içerisindeki hayırlar önüne serilecektir. Hiç gam çekme, ummadığın yerden maddi manevi destek gelecektir ve sana ziyan gelmez diyor. Sıkıntılı, üzüntülü olduğun ne konu varsa zarar ziyan görmeden işleri çözeceğini gösteriyor sevgili arkadaşım. Dikkatli ol, her şey yolunda diyor. Şimdi bir şeylere sahip olmak istiyorsun şeyleri yoluna koymak istiyorsun ama bir türlü izin vermiyorlar. Bu da seni bir hayli üzüyor ve yıpratıyor ee, bakalım şöyle kendini dış dünyada kapatmışsın, Büyüklük taşıyan insanların içinde oluyorsun diyor. Yani büyüklük taslayan insanların arasındasın diyor. Kendini yeniden canlandıracaksın diyor. Zahiri ve batini olarak canlanacak diyor. Ya yani hayallerin gerçek olacak, kalıcı olacak. Ama sende bir eksiklik gördüm sevgili arkadaşım. Hayal kurma yeteneği yok. Yani bir hayalin gerçek olması için çalışman gerekiyor. Hayallerin gerçek olacakken onları bırakma lütfen diyor. Hayatınla ilgili bazı terslikler olmuş, geçmişte kalan biri olmuş, hala geçmişte kalan insanın düşüncesi üstünde, bu pek yıldızının barışmadığı bir insan olduğunu gösteriyor. Pek yıldızın barışık değil bu insanla. Sıkıntı var, üzüntü var. Bir şeyleri tümden kaybedebilirsin. O yüzden şu anda kesinlikle ve kesinlikle kendine çeki düzen vermeni istiyorum. Sıkıntılardan kurtulmak için. Geçmişi geçmişte bırakacağını. Aynı zamanda değersiz bir insana çok değer verdiğini ve sıkıntıyı bu şekilde yarattığını gösteriyor. İki gün iki hafta iki ay içerisinde hayırlı haber alacağını, evlilik ortaklık veya sıkıntılı bir süreç gürültü olmuş arkadaşlar yani kavga gürültü patırtı gösteriyor bir salı ya da cuma günü kavga edilmiş bir konuyla ilgili. Yani şu anda senin ruhunu karartan, zihnini bulandıran bir olay var. Bu bir karanlık noktada duruyor. Ama ben ışıldayacağından eminim. Işıldayacağından eminim. E kesinlikle ve kesinlikle gidişat çok olumlu diyor geçmişten biri gelecek geçmişte yaptığı hataları tekrar etmeyecek diyor aynı zamanda karşındaki kişiyi dinlemeyi öğreneceksin ya da o öğrenecek bilmiyorum <laughs> şimdi sen itiraz edebilirsin ya ben dinlemeyi biliyorum o bilmiyor olabilir belki burada dinlemeyi bilecek diyor mesaj bu ama sen bileceksin ama o bilecek onu da siz bileceksiniz yani Sakin davranman gerekiyor. Ve birileri seninle çok uğraşmış. Hiç merak etmesin. Ama giderken avlananlar var arkadaşlar. Evlilikle ilgili önemli bir karar alacağını. Ya evliliği devam ettireceğini ya tamam diyeceğini görüyorum. Ama göklerden ilahi'den gelen mesaj diyor ki biraz gözünü yani gözünü yum diyor. Arkadaşlar, karşıdaki kadın ya da erkek kimse biraz fazlaca konuşuyor. Evlilikte söylüyorum. Biraz fazla konuşuyor, biraz gergin. Aklını, fikrini basit düşünceler almış. Özellikle evli hanımlar sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Yani kocanızın belki size cazibeni yitirdin diyebilir. Belki sana bir şeyler söyleyebilir. Aldırış etme. Yani dışarıda da çok cazibeli birileri yok yani. Ya yani onu demek istiyorum. Böyle bir durumda olan varsa, hani kocası tarafından aşağılanan biri varsa biraz daha sabresin. Yani bunu evliliği kötü gidenlere söylüyorum. Bekarlara söylemiyorum. Dostlarım yanlış anlamayın. Evliliği kötü gidenlerde düze Hepsi hepinizde düzelme görüyorum. Evliliği kötü gidenlerde düzelme olacak. Geçici bir süre sıkıntı olmuş. Yani bir de evliliği hemen bitirmeyin arkadaşlar. Çünkü o ev karı kocaya ait değil. Çocuklar da var. Çocukların da yuvası. Yani boşanmış e, çocuklar çok problem yaşıyorlar. Yani çocuklar için çekilebilir. O kadar söyleyeyim. Rahman olan nur esmasıyla seni sarmalıyor diyor. Güçleneceksin. Işık geliyor bak dedim ya yüreğinde bir karanlık var. Işık geliyor. Cevabını bulacağın sorular olacak. Birisiyle bakın bekarlar birisiyle tanışabilir, birisiyle görüşebilir. Olayların içindeki hayır böylece olacak. Bakın ayrılmış gitmiş birileri var. Bekarlar ve de hayatında kimse olmayanlar kesinlikle bir beraberlik kurulacağını içinizdeki beni ortaya çıkartacağını sıkıntıyı üzüntüyü dağıtacağınızı söyleyebilirim hiç merak etmeyin olaylar çok güzel gelişecek evet yeni birileriyle tanışacaksınız kalıcı bir beraberlik görüyorum yani giden böyle bir iletişimsizlik olmuş karşındaki kişi böyle ikide bir de bir araya geldiğinizde işte sen kötü bir süreçtesin senin ihtiyaçların bitmiyor nedir bu ne istiyorsun benden işte senin derdin ne be kızım senin derdin ne be adam nedir falan filan gibi sert çıkışlar dik çıkışlar yapmış sen de bence bu insanla ilişkiniz sıfıra al, artık sıfır noktasına getir, bırak. Böyle olayların içindeki hayır böyle görülür arkadaşlar. Yani e, elde etmek istediğiniz bir terfi, bir maaş artışı olabilir. E, e, elde etmek istediğiniz bir ev olabilir, e, bir yerden bir yere taşınma olabilir. Bu da bir süre erteleniyor. Ne kadarlık bir süre? 9 ay ile 19 ay gibi bir süre taşınmayı erteleyebilirsiniz. Ve de yani işte terfi olayı, işe girme olayı da 7 ay gibi bir süre veriyor. Acele etmeyin diyor. Yani şu an işsiz de olsan, şu an bir yere gidemesen de böyle maddi manevi sıkıntı yaş yaşasan da böyle bunlar kısa bir süreli yeni bir iş için daha güzel bir yer için geride bıraktığın çevre seni yani geride bıraktığın döngü seni yoran bir döngü arkadaşlar seni yoran üzen sıkan daraltan o döngüyü kıracağını sıkıntıları yok edeceğini kendinle barışık olacağını söyleyebilirim hiç canın sıkılmasın olayların içindeki hayırları göreceksin sıkıntıları bitireceksin. Her ne sıkıntın var ise, her ne durumda isen olaylar çok güzel gidişata ve de ıı, sıkıntılı süreçlerin bitmesine işaret ediyor. Hiç canını sıkma. Aleyhine konuşanlar geride kalacak. Ağır iş yükü altında ezilmişsin. Onlar geride kalacak. Yani yeni daha rahat ıı, hareket edeceğin basiret ehlinin büyüklerinden diyor. Yardım gelecek diyor. Sanki Hızır yardımına yetişecek arkadaşım. Gerçekten çok güzel olayları yaşayacağını. Sanki yani Hızır değmiş gibi dualarına hem işinizle ilgili ilerlemeler hem iletişim hem arkadaşlık ve aşk konusunda düşüncelerde ortak paylaşma var. Kısacası ben yüzde otuz kişi yani buradaki yani ayrılık aşamasına gelmiş diyebilirim. Yani öyle bir içimden geldi bu sadece benim kendimi kontrol mekanizmam bir zorladım kendimi. Yani burada e, kalbi boş olan ya da ilişkisi kötü olanlardan yüzde otuz'u ayrılacaklar arkadaşlar. Öyle hissettim ve de e, bir araya gelmeleri için gerçek ruheşlerini bulmaları için, işsiz kimselerin işe girmesi için ve de sevgi enerjisiyle do dolmanız için, hayallerin gerçekleşmesi için zikrinizi vermek istiyorum arkadaşlar. İki gün üst üste 222 kez ya Rahman, Ya Rahim, Ya Cami. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Cami. Zikrini iki gün çekin. Hayallerinizin gerçekleşmesi için, düştüğünüz sıkıntıdan kurtulmak için bu çok önemlidir. Güzel bir... E, Hayat diliyorum. Hayallerinizin gerçekleşmesi için Rahman'ın ışığı karanlığı bolsun efendim. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın.